Merhaba arkadaşlar. Şifalı bitkiler serimize devam. Üzüm. Şahsen çok severim. Üzüm asmasının glikozla zengin olan meyvesidir. Faydaları: bedensel ve zihinsel gücü artırır. Kan yapar, kanı temizler. Vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Yüksek tansiyonu düşürür. Mide ülseri, gastrit, karaciğer hastalık olanlar, dalak hastalıkları, romatizma ve masfal iltihabında faydalıdır. Kabızlığı giderir, kalbi kuvvetlendirir, şişmanlıkta faydalıdır. Hamilelikte mide bulantısını önler, cilt güzelliği sağlar. Nekahet devresinin kolayca atlatılmasına yardımcı olur. Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur ve besleyicidir. Çok çok faydalı bir bitki. Çok çok faydalı. Ben şahsen çok seviyorum. Hele ki siyah üzüm tadına doymaz. Evet. Vişne. Nisan-Mayıs aylarında beyaz renkli çiçekler açan 2.9 metre boyunda bir ağaç ve meyvesidir. Yaprakları parlak, tüysüz ve kısa saplıdır. Meyvesi açık veya koyu kırmızı renkli ve ekşi, lezzetlidir. Meyvesinde şeker, elma, limon asidi, A ve C vitamini vardır. Ev ilaçlarında gövde kabukları, meyvesi veya meyve sapları kullanılır. Bir de reçeli yapılır. Çok güzel reçeli olur. Faydaları: ishali keser, ateş düşürür, idrar söktürür, vücuda rahatlık verir. Evet. Vişne. Yonca. Gövdesi silindir biçiminde, tüysüz, açık, yeşil renkli, boyuna çizgili, çok dallıdır. Yaprakları saplıdır, çiçekleri sarı, renkli ve güzel kokuludur. Dalların ucunda dik salkımlar halinde bulunur. Çiçekli ve yapraklı dalları kumarın asitler ve uçucu bir yağ taşır. Yararları, faydaları: romatizma ağrılarını giderir, ishali keser, midenin düzenli çalışmasını sağlar, sinirleri yatıştırır, baş ağrılarını dindirir. Yosun. Çiçeksiz bitkilerin suların yüzünden veya diplerinde bulunan bir türdür. Faydaları: sürüldüğü yerde zayıflatıcı etki yapar, haşlanması bağırsak parazitlerini döker, haşlanmış hali. Saçları yosunla yıkanırsa kuvvetlendirir, demiş. Cümleten sağlıklı günler.